Şimdi hemen etimizi kavurarak başlayalım. Bu tarz yemeklerde etin iyi pişmesi için önce tencereye eti vuruyoruz. Arkasından da diğer sebzelerin içerisine yavaş yavaş ekliyoruz. Kuzu etlerimizi koyalım. Bunun içerisine şimdi biraz tereyağı ekliyorum. Kuzu etini güzelce kavurmak gerekiyor. Kuru soğan kullanacağım ve sarımsak. Soğanları yarım piyazlık olarak doğrayacağım. Bu şekilde siz de ince ince doğrayabilirsiniz. Doğrarken de parmaklara dikkat ediyoruz. Sarımsaklarımı da aynı şekilde ince ince doğruyorum. Kuzu eti kavrulmaya başladı. Tereyağını da ekledik içerisine. Soğan ve sarımsakla beraber de kavurmaya devam ediyorum şimdi. Biber ve patlıcanlarımızı da hazırlayalım. Patlıcanı da sap kısmını alalım. Dilerseniz alaca yapabilirsiniz. Alaca soyma. Şimdi yine kavurma işlemine devam ediyorum. Patlıcanı bu şekilde hazır ettikten sonra sıra geldi bunu doğramaya. Ortadan ikiye kestim. Tekrar ikiye kestikten sonra kuşbaşı yapabilirsiniz. Patlıcanları da şimdi kasemin içerisine alıyorum. Hafif bir tuz serpeceğim üzerine. Mevsiminin dışında kullanıyorsanız patlıcanı muhakkak acısını almalısınız. Acısını almak için de üzerine bir miktar tuz serpiyoruz. Bu patlıcanı terletecektir. Biraz kenarda bekletiyorum şimdi. Domates ve biberimizi de şimdi hazırlayalım. Biberlerimi kenara alıyorum. Domatesleri de şimdi kabuklarını soyacağım. Domatesi de ortadan ikiye kesiyorum. Bunu da konkase yapıyorum ama iri boy. Kuşbaşından biraz daha küçük yapabilirsiniz. Bunları da kenara aldım şimdi. Patlıcanlar bakın terlemeye başladılar. Üzerine tuzunu koyduktan sonra dışarıya doğru acısını vermeye başladı. Şimdi kuzu etlerini kavururken bir miktar da salça ekliyorum içerisine. Bunu da güzelce kavuruyorum. Şimdi suyumuzu da ekleyelim. Suyu koyduktan sonra sıra geldi şimdi nohutumu eklemeye. Nohutumu da ekliyorum. Haşlanmış olarak nohutu bir gün önceden ıslatabilirsiniz. Ortalama 60 dakika kadar da haşladıktan sonra ki ben düdüklü tencerede haşlamanızı öneririm. Düdüklü tencerede yaklaşık bir 30 dakikada hem fasulyeyi hem de nohutu kolayca haşlayabilirsiniz. İçerisine bir miktar limon suyu koyuyorum. Patlıcanlarımı bir sudan geçireceğim. Bakın patlıcanları bu şekilde üzerine yayıyorum. Ve şimdi de domates ve biberi de üzerine koyduktan sonra kapağımızı kapatalım. Ocağın altında biraz kısıyorum. Çok yüksek ısıda pişirmeyeceğim. Orta hararetli bir şekilde. Tencerem de kapalı. Ortalama 45 dakika piştikten sonra bu güzel lezzetli yemeği servise sunacağım. Hafif bir ocakta beklettim. Şimdi biraz da tereyağı koyacağım üzerine. Ocağımın altını açtıktan sonra tereyağı ile beraber kuru kekik kullanacağım. Eğer seviyorsanız az miktarda kuru nane ve biraz da pul biber ekleyebilirsiniz. Tereyağı erirken şimdi baharatlarımızı da ekleyelim içerisine. Çok az pul biber koyuyorum. Bol miktarda kekik ekliyorum üzerine. Yavaş yavaş erimesini bekliyorum. Şimdi yemeğimi de servis etmek için kepçemi de alıyorum. Geniş bir tabağa sunumu gerçekleştiriyorum. Bunun masanın ortasında servisi sunabilirsiniz. Evet, kuru kekik ve pul biber de tereyağın içerisinde yavaş yavaş kavruluyor. Biraz daha kavuracağım şimdi. Evet, şimdi sıra geldi tereyağını gezdirmeye.